Sabah uyandığında kendini nasıl hissediyorsun? Sabah uyandığımda nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Peki bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun? Geleceğimiz hani ticaret olur, meslek olur. Hani sonuçta bir mesleğimiz var çok şükür. Hani her sanata da saygı duymak lazım. Ben çiçekçiyim. Vatandaşı sevgi tılsımını yansıtıyorum. Ya sen nerelerde? Seni arıyoruz. Bedava mı aldın karıyı? Amına kodumu çatla. Teyze şimdi bak. Ha? Cumhurbaşkanlığı sarayında. Senin ağzından yakışmaz. Yürü amına kodumu çatla sana ne? Ağzına vururum bir tane manyak teşvik bu. Yaşlı başlı karısı ablan taşraktan konuşacak. Çıkan bana git. Sinirlenme teyze, boş ver, sen ona sinirlenme. Sikerim tepesini vallahi. Ay, bir tane vurdum mu amına? Yayarım seni abi ya. Abi sen bırak. Abi, teyzem sen boş ver. O tipinden ayrı kendin mi olacak amına kodumu çatla? Teyze boş ver, sen dinleme boş ver. Teyze nasılsın? İyisin. Bomba gibi vurdum, yıkarım anasını satayım. Teyze, Cumhurbaşkanı sarayında bir gün geçirseydin neler yapmak isterdin? Sana ne, sorucu musun? Kardeşim, Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Genel gidişat hakkında. Valla ben 10 sene İstanbul'da yaşıyorum. Çok, hayat da çok iyi hayat gidiyor. Çalışıyorum Allah'a şükür. Nerelisin? Süreliyim. Nerelisin? Bümbüc geldim, Kaş'a geldim. 10 sene o arada. Gidişat hakkında ne düşünüyorsun peki? Şu an mesela diyor ki Suriyeliler ülkesine gelsin diyor. Hayatta size gitmem. Ama Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz Suriyelileri göndereceğiz dedi şimdi. Karar değiştirdiler. Gittiğin zaman yeni geleyim abi. Seni şimdi yolladılar diyelim. Nasıl döneceksin geri? Gittiğin zaman geldim. Kaçak kolay da. Gece sabah da oradayım. Çok kolay. Gece yola çıkarsan sabah buradasın Suriye'de. Bu kadar basit mi buraya gelme? Çok basit, çok kolay. Suriyelilere ülkenize gelin dedi, size seslendi Esad. O yalan. Şey yalan. O yalan. Esad var ya şerefsiz. Aman akıdım Esad. Ekonomik gidişattan memnun muyuz? Sonra da fasulye 50 lira diye ağla. Konuşma. Bu kadar zamların tek sebebi var. Kimleri alacaksın biliyor musun? Yaşlıları, çocuklar, kadınları alacaksın. Günahlar açıkla işlenince. Adamı. Günah açıkla işlenince. Gençleri alıp da burada kızlarımızın bacaklarını çekiyorlar. İçeride koyuyorlar. Günahlar açıkla işlendiği zaman zamlar yükselir. Zamların tek sebebi günahların açıkça işlenmesi. Ben de günah işlerim ama gizli işte, gizli. Basına şunun kameraya çeksene şunu. Üstündeki yanlış anlamadı. Üstündeki montun haberinden. Şu adam bu da halen övünüyor ya. Ölmüş gibisin ya. Halen daha diyorsun ki memnunum diyorum ben. Memnunum tabii kardeşim. Şu halinde. Ya demek ki kendini bilmiyorsun ya. Sen eski yatırım. Ne var eskide ne vardı? Affedersin, kıçımızı yıkayacak su bulamıyorum. Sen ne konuşuyorsun ben? Sen şu halinle halen be memnunsun ya. Kıçını yıkayacak su bulamıyorum. Ya bırak su. Şimdi buluyor, kıçımı da yiyor. Kanımı da şey yapacağız. Cumhurbaşkanı kendi vatandaşına sürtük demesi doğru mu? Vatandaş sürtük demez, sürtüklere sürtük demiştir o. Ama demesi gerekir mi? Yok. Affedin, bir hayat kadın nasıl mı? Orası bir orası diyeceksin. Ama demeyeceksin ya. Yok diyeceksin ya. Diyeceksin. Diyecek misin? Dere karnı olacak. Türkiye sürtük diyeceksin diyorsun. Tabii ben ya. Ya sağlam kadın mı kaldı babaya rahmet? Ben Allah'ım sana ne yapmış? Cevne ne yapmış? Cevne. İkili ağacın bana söyle. Söyle bir tane. Bir tane söyle ne yapmış? Ben kaka anamızı çıktım. Dur dayı ya, Ramazan günü. Bari sen söyle kurban olayım. Herkes küfür ediyor. Kardeşimiz öldü. Karımızı götürdü. Şey, kızlarımızı daha götürdü sıkıyordular. Ya bu neydi? Hiç demiyorsunuz. Cembe cembe yeni başa mı gelecek? Ekonomik bugün böyle yarın. Dünyada öyledir. Bugün böyle yarın düzelir. Can herkesin cebinde 20 bin liralık kredi kartı var, herkesin cebinde 10 bin lira çöpler dolu üzere ekmek, kimse aç yok. Aç biri var mı burada? Bakalım aç biri var mı? Aç biri yok diyorsun. Yok. Nasıl fiyatlar? Vallahi Allah devletimizden milletimizden razı olsun diyeceğim, başka bir şey diyemem. Nasıl fiyatlar peki? Ya şimdi tabii ister istemez biraz yükseklik var. O da kimin elinde? Bunlar Tayyip Erdoğan yapmıyor bunları, doğru mu? Kim yapıyor abi? Sence kim yapıyor? Dış güçler. Babana rahmet. 2023'ü kazanmamak için elinden geleni yapıyorlar. 2023 bizim neyimiz biliyor musun? Sigorta mı? Kurtuluşumuzdur. Altını çıkaramıyoruz, gümüşü çıkaramıyoruz, petrolü çıkaramıyoruz, onu çıkaramıyoruz çünkü anlaşma var. Bu Lozan'daki gizli anlaşmalar evet. Engel oluyor. Evet, babana, ecdadına rahmet olsun. Ama Rabbime hamdü sanalar olsun, şükürler olsun. 100 seneyi tamamlıyoruz.
Bu 3 sene bittiği an zaten ondan sonra dış güçler elini çekecek. Bizimle uğraşamayacaklar. Bizde mazot bugün bak 22 lira oldu. 2023'ten sonra 3 liraya düşeceği söyleniyor. Ben inanırım. O zaman çünkü bizim petrol bulduk, mazot bulduk, her şeyimiz var. Çünkü ne? Bugün bu altınımızı bulduk, gümüşü bulduk, boru bulduk, işleyemiyoruz. Çıkaramıyor, yasak, anlaşma var. Doğru söylüyor. İsmet... Efendim size sorabilir miyiz? Ekonomi sizce nasıl? Umudunuz var mı? Abi ekonomi çok kötü. Evet. Şu anda burada Amerika'da olsam çok güzel olurdu. Onu söylemek istiyorum ilk. İkincisi ekonomi çok güzel olmadığı için şu anda altınla euro uçmuş halde oluyor ve neredeyse düşecek. İnşallah düşer. Doldurdular Suriyeli'yi, Afganlı'yı bilmem ne. Yollan gavurmaları memleketine, yollan Suriyelisini memleketine. Bizim buranınkiler aç kaldı. Ya, ümmet kardeşi batsın ya, gitsin memleketine gavuroğlu gavurlar. Biz burada aç kaldık ya, yazık günah ya ümmeti Müslümanın çocuğu aç ya. Doğru söylüyorum, ben isterse hapis atsınlar. Ha, doğru söylüyorum. Yarın senin başına da gelse aynı şey ne olacak? Nasıl aynı şey? Bu Türkiye burada savaş olsa. Yok yanlış konuşuyorum. Burada bizim çocuklarımızı bıçaklıyorlar. Ya, olmaz. Sen de savaş olsa Türkiye'de ne olur? Biz bırakıp gitmeyiz. Neferim bırakıp gitmem. Bıçaklasa da öldürse de burada öl. O memleketin de olsun o gavur. Bizden öyle yapıyoruz ama. Siz gibi sakalların yüzünden bu durumda millet. Aman öyle yanlış anda. Öyle değilmişsiniz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Evet. Hiç rahatsız olmuyor musun? Oluyoruz. Veriyoruz. Elimizden olanı şeylerimizi veriyoruz. Peki, açım diyene... Ki aç açım diyene kulak tıkamak doğru mudur diye. Bir saniye abi. Harbi de sen şimdi yanlış kelime konuşuyorsun. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Doğru, çok güzel bir kelime konuşuyorsun. Sen de bu mikrofonu eline almışsın. Güzel bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bir dakika dur bir. Sen bu adamın buradan beni parası itmeye çalışıyorsun. Bak şimdi bak ben alkollüyüm. Doğru mu? Ben alkollüyüm. Sen bu adama manipülasyon yapma çalışıyorsun burada. Tamam fark etmez. Ama sen burada yanlış kelime konuşuyorsun şu anda. Sen burada ortalığı karıştırıyorsun şu anda. Sen ortalığı karıştırıyorsun. Ben 1984 yılında benim nenem devlet hastanesine gitti. Orada seni de imzaladı. Benim nenem hastanede rehin kaldı. Sen o zaman neredeydin o zaman sen? Yoktum abi. Ben bir ricada bulunacağım. Evet abi. Genel evlerin niye kapalı? Bu memleketin zamparası Yunanistan'a mı gitsin, Rusya'ya mı gitsin, nereye gitsin? He? Hangisi kapalı abi? Açık. İstanbul genel evi kapalı. Ha, Karaköy mü? Hepsi de İstanbul'da ne kadar genel ev varsa hepsi de kapalı. Ne yapayım ben 70 yaşındayım, sokakta zamparalık mı yapayım? Lütfen bunu bildirin ya. Senin derdin de çok büyükmüş abi ya. Ya büyük olmaz mı? Nereye gidersin kardeşim 70 yaş? Ya şurada bir kadına merhaba arkadaş oğlum dedin de ya haline de bakmıyorsun sen. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bunu dile getirin. Vatandaş zor durumda. Yine beraber. Oldu mu? Yaz yaradı.